Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde çok güzel bir yazma var. Desenli, renkleri çok güzel, tam çiçekli örnekler yapmaya uygun. Ve bu yazmanın kenarında çok güzel bir örnek paylaşacağım. Ben çok beğendim inşallah siz de beğenirsiniz. Ee, yazmamdan bahsederek başlamak istiyorum. Yazmamın markası Cenk. Ee, ipek türünde kokulu bir yazma. Ee, kaliteli bir yazma. Bu nedenle kenarları zaten çok düzgün tığlandı. Şöyle göstereceğim. Siz de tıbbatta ile ilgili problem yaşıyorum diye düşünüyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim kenar tığlama videomu izleyebilirsiniz. Orada ben bütün püf noktalarımı, dermeden nasıl tığladığımı detaylı şekilde anlattım. Faydalanabilirsiniz. Hemen iplerimin renk numaralarını söyleyerek devam etmek istiyorum. Yazmamın kenarını da tığladığım ipim arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. E, Altın Başak marka 3 numara yeşil iple kenarlarını tığladım. İçindeki yaprakların tonu biraz koyu bir yeşil çünkü. büyük pembe güllerim var. Bu pembe güller için e, Altın Başak 5 numarayı kullan kullanacağım. Morlar var. Pembe ve mor. Çok güzeller. bu mor içinde Altın Başak 80 numarayı kullanacağım. Sarı var. Çiçekli bir oya yapacağım. Ve çiçeklerin iç kısmında bu sarıyı kullanmayı düşünüyorum. E, i̇çindeki sarıyla tam ton aynı ton. Evet. Altın başak marka. Bu da 672 numara arkadaşlar. Tığım bugün 21 numara. Hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenime başlayacağım arkadaşlar. Tam köşeden değil biraz daha iç kısmından başlıyorum biliyorsunuz. E, geldim burada. İpimi tığ battığının altından giriyorum. Tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doluyorum. Bir yandaki tığ battıdan şöyle minik bir trabzan yapıyorum. 2, 2 çıktım ama küçük tuttum bunu. Üstüne yine 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir daha çektim. Yandaki tığ battıya tutturdum. Bu küçük çimenden yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir çimen. Çabuk da gidiyor zaten. Bu çimeni yapanlar biliyorlardır. Yine bir kez doladım geldim. Bir yanda getir battıya 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum trabzanın etrafından. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. E, yaparken arkadaşlar biraz öne doğru bükülebiliyor. Biraz çoğalttıktan sonra. Hiç problem değil. Ütülendikten sonra o düzeliyor. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Bir sonraki tığ altından giriyorum. Ama burada üzerine kirpik yapmayacağım. Yine 3 zincir çekiyorum. Geri geldim. Bir sonrakine. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan trabzanımı yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Geldim. Boş olan kirpiksiz trabzanımın tepesinden Zincirimi tutturuyorum sık iğne ile. Üstüne bir zincir çektim. Geri döndüm. Burada arkadaşlar bir kere doluyorum. Trabzanımın e, zincirimin altından girdim. Trabzan yapacağım. 2, 2 çıkıyorum. Yine bir kere doladım. 2, 2 çıktım. Yine bir kere doladım. 2, 2 çıktım. Bir kez daha. 4 tane oluyor toplam. 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. En son yaptığım trabzanın önünden girerek... Buraya bir sık iğne yapacağım. Hem de kirpiğimi düğümlemiş oldum. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Kenara yaprağımı çekiyorum. Yedincisi zincirimin altından. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir kez doladım. 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri geldim. Trabzanımın önünden giriyorum. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlediğim sık iğnemi de sayarak 5 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 oldu. Yine bunu da düzeltiyorum. 6. zincirimin altından. Şimdi başlarken yaptığımız yaprağımızdan bir tane daha yapacağız burada. Bir tane zincirle başlıyorum. Bir doladım. 2 2 bir doladım 2 2 çıktım. Yine bir doladım. 4 tane trabzan sistemini değiştirmedim ama o zaten boy boy gidiyor. Üstüne 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanın önünden yine 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Yedincisi zincirimin altında şöyle. Buradan arkadaşlar kirpik düğümler gibi aşağıdaki tırabzanımın etrafına bir sık iğne daha yapıyorum oradan dolaşıp yine 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battının altından giriyorum. Yine 1 2 3 zincirle başladım. Bir kez doluyorum. Bir sonraki tığ battının altından girdim 2 2 çıktım üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum kirpiğimi yine düğümlüyorum 1 2 3 zincir çektim geliyorum bir sonraki tığ battının altından girip tutturuyorum ben çiçek yuvaları arasında bu çimenden 6'şer tane yaptım ama siz kendi isteğinize göre sayısını değiştirebilirsiniz. Daha sık oya seviyorum diyenler azaltabilir. Daha seyrek seviyorum diyenler arttırabilir. Bu şekilde 6 tane yapıyorum. Tekrar çiçek yuvası yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum bu modeli arkadaşlar. Şimdi ben şöyle çimenimi bir göstereceğim. Sonra üst kısmı göstermek istiyorum. Şimdi çimen bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi çiçek yuvasının arasında 3 er, 6 tane kirpik ile çimen yaparak devam ediyoruz. Hemen üst kısmına geçelim. Çiçeğin iç kısmı için ben sarı renk tercih ettim. Hem yazmamın rengine uygun hem de içindeki çiçeklere de çok benzeyecek böylelikle. E, geliyorum arkadaşlar. Şu ortadaki çiçeğimin sapını yapmıştık. Oradan ucundaki o 5 zincirli yuvadan giriyorum. Zincirin tam yuvanın ortasından girin arkadaşlar. Zincirin arasına girerseniz o sonrasında hareket etmeyeceği için problem çıkarır size. Girdim. Üstüne bir zincir çekiyorum burada. Küçük küçük örümcekler yapacağım arkadaşlar. Yaklaşık bir tığ battıdan biraz büyük gibi şöyle. Bu, bu şekilde altı tane örümcek yapacağım ve hepsini aynı yuvaya dönüp tutturacağım. bir oldu. Yine yapıyorum aynı büyüklükte. 2 Tutturuyorum yuvadan. 3. 4. Örümceklerin büyüklüğü konusunda sıkıntı yaşarsanız eğer bir tane örümcek yapın ve onu açın arkadaşlar uzunluğuna bakın. Eğer yeterli görünüyorsa gözünüze ona göre devam edersiniz. Çünkü yaptıktan sonra değiştirmek daha zor olacaktır. Tekrar sökmeniz gerekir yoksa. Yine örümceğimi yaptım. 6. daha yapmış olduğum. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum en sonuncuyu yaptıktan sonra. Burada hemen ipimi kesiyorum. Üstüne geçelim. Üstünü ben morla devam ediyorum. Mor ipimle önce ilmeğimi oluşturacağım. Üstü çok güzel oluyor. Ben çok beğendim. Özellikle üst kısmını beğendim zaten. Şimdi geldim arkadaşlar. Örümceğimi şu ön taraftaki telden tutup açıyorum. İki tane sık iğne yapacağım. 1 2 üstüne 1 2 3 4 zincir çekeceğim geri döndüm tekrar iki tane sık iğne yapacağım <laughs> Birinci örümceğimle işim bitti. İkinciyi açıyorum şimdi. Örümceğimizin arkadaşlar yönüne dikkat etmezseniz e, ters gibi durur. Eğer e, arka taraftan açarsanız, bir arkadan bir önden açarsanız, yine dört tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir, iki. Diğer örümceğimi de açtım. Bir, iki tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Yine iki tane sık iğne yapacağım. Yine şöyle göstereyim. Örümceğimi açıyorum. Bir, iki, bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Geri döndüm. İki tane sık iğnemi yaptım. Yine son örümceğim, son değil bir tane daha varmış. Yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Yine iki tane sık iğne yapacağım. Çok kolay bu kısmı anlaşıldı diye zaten düşünüyorum. Sonucudayım şimdi gerçek anlamda. Az önce karıştırdık sanki. Yine bir, iki, bir, iki, üç, dört zincir. Bir, iki tane sık iğne. Orta kısmı şimdilik böyle. Hemen devam edelim üstüne. Şöyle göstereyim. Sonra bana oyayı tutuyorsun elinle göstermemek için her şeyi yapıyorsun yazanlar çıkıyor. E, oyayı değil de yazmayı tutarsanız oya işlerken yazmanızın e, tığ battı yapılan kısımları iyice büyür yırtılmış gibi görünür. Aklınızda bulunsun her şeyin bir nedeni var. Yani benden söylemesi siz de öyle yapın. Yaprağın ucundan sık iğne ile burada tutturdum arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Şimdi üstüne bir iki tane zincir çektim geri döndüm hemen o iki zincirimle şu ilk tepeden tutturuyorum şöyle üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir sonraki tepe 1 2 3 4 5 6 7 zincir sonraki tepe 1 2 3 4 5 6 7 zincir bu şekilde bütün hepsini dolaşacağız şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Diğerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Diğerine geldim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burayı nasıl tutturacağım hemen göstereyim. 2 zincir çekiyorum az önce yaptığım gibi. Hem bu en baştaki sık iğnemden hem de yapraktan beraber geçiyorum tutturdum. Şuradaki ile aynı görüntüyü sağladım. Geri geliyorum. Şimdi buradaki o iki zincirime iki tane sık iğne yapacağım. Bir, iki. Diğerine geçiyorum. Bir, iki, üç, dört tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Tekrar bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Biterken yine 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Hemen diğerine geçiyorum. Yine 4 tane sık iğne ile başlayacağım. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu sefer 4 tane sık iğne ile devam edeceğim. 1, 2, 3, 4 tane. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde benim 5 tane halkam var. Hepsini dolaşacağım şimdi. En son nasıl kapattığımı da göstereceğim. Hızlı bir şekilde bunları tamamlıyorum. Çiçeğimin yapraklarını bitirdim arkadaşlar. Şurada kalan iki zincirim vardı. Onun üzerine de iki tane sık iğnemi yaptım. En son buradaki yaprağımın ucuna da bir sık iğne yapıyorum. Üstüne de bir tane sıkıcı zincir çekiyorum. İpimi keseceğim burada. Ben ipimi de yaptım arkadaşlar. Modelin bittiğinde bu şekilde görünüyor. Çok güzel bir model oldu. Özellikle büyük çiçekli oyaları seven hanımlar çok beğenecek diye düşünüyorum. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone değilseniz hala mutlaka abone olun ücretsiz bir şekilde abone olarak benim bütün videolarımı her gün e, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda e, oyalarımın yakın plan fotoğrafları instagramda oyanım sayfamda mevcut. Faydalanmak isteyenler beni instagramda da takip edebilirler. E, Oya internet sitem yayında. İnternet sitemde sadece kendi yaptığım çalışmaları değil beğendiğim hoşuma giden diğer arkadaşların çalışmalarını da paylaşıyorum. Siz de beni oradan da takip ederek e, böyle hoşunuza gidecek zarif güzel her tür örgüden yararlanabilirsiniz. E, şimdiden yap yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Herkes yapsın. Güzel günlerde kullansın inşallah.